Merhaba, hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın son zamanlardaki dış politika manevraları, hani böyle katil Esed dediği Esad'la barışma mesajları göndermesi, efendime söyleyeyim, işte Cemal Khashoggi cinayetiyle suçladığı Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile kucaklaşması, Birleşik Arap Emirlikleri aynı şekilde 15 Temmuz darbe girişiminin finansörü olmakla suçlanan Birleşik Arap Emirlikleri ile hani can ciğer kuzu sarması haline gelmemiz, İsrail, Mısır, bütün bunlar. Ve tabii hani Rusya, Ermenistan boyutları var, Ukrayna boyutları var. Bütün bunlar. Soru şu, dış politika manevraları Erdoğan'a seçim kazandırır mı? Tekrar diyorum, dış politika manevraları Erdoğan'a seçim kazandırır mı? Sorunun cevabına gelmeden önce şu 6 yaşındaki çocuğun babası tarafından molla olacak. O İsmail Ağa cemaatinin mollası babası tarafından 29 yaşındaki müridinin tecavüzüne sunulması olayındaki yeni gelişmeleri sizle paylaşmak istiyorum. Çünkü bu gerçekten hani kabul edilebilir bir şey değil. Şimdi efendim bakıyoruz ilk birkaç gün böyle kınama filan mesajlarından sonra müthiş bir çark etme işi başladı. Çark etmenin amacı ne? Şimdi çark etmeye gelmeden yani örneklerini şöyle vereceğim. Özlem Zengin, Adalet Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili. Şimdi dedi ki dün. Annenin, babanın, failin ceza alması yetmez. Cemaatse cemaat, herkes ifadeye çağrılmalı. Doğru, katılıyorum. Peki, bakan var, aile bakanı Derya Yanık. O ne dedi? Dedi ki müdahil olacağız. Bu davaya müdahil olacağız. O da güzel. Ama bakan başka bakın ne dedi? Dedi ki bu çocuk istismarı siyasetin konusu değil. Neyin konusu? Yani siyasiler bu konuya önlem almazsa ne olacak? Diyor ki Sayın Bakan, insani ve maalesef her zeminde karşılaşılabilecek meseleler. Ya öyle de buna önlem alacak olan kim? Siyaset kurumu değil mi? Siyaset kurumu ne işe yarıyor vatandaşların hukukunu korumayacaksa? Ha şimdi burada geliyoruz tekrar, yani senin katilin benim hırsızım meselesine. Bendense İdare edebiliriz, insani meseleler canım, böyle şey yapabiliriz. Şimdi hani çark etme başladı dedim ya, şöyle başladı. Şimdi ilk şeylerde bu zaten adamın suçu canım, bizim cemaatine suçluyorsunuz'a geldi iş. Sonra o zaten bizden değil, yetkisi yok, resmi yetkisi yok. Ne resmi yetkisi olacak? Senin de resmi kişiliğin var ki senin yetkin olacak filan. Yani bunu şey yapıyoruz. Sonra neye geldi biliyor musunuz? Ya bu kadının akli dengesi yerinde değil zaten. Arkadaş, o kadının akli dengesi yerinde değilse bile ondan da siz ve sizin zihniyetinizdekiler sorumlu. 6 yaşındayken bebek sayılacak çocuğu sen kendi elinle, babası olacak adam kendi elinle 29 yaşındaki müridine tecavüzüne sunuyorsan daha ne bekliyorsun zaten? Ama şimdi oradan da geçtik. Oradan da efendim bunları dile getirmek İslam'a saldırıymış. Hem diyorsun ki bu bir insani mesele, hem diyorsun ki bunu dile getirmek İslam'a saldırı imiş. Yani bu gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Nereden anlıyoruz bunu? Şimdi bu Cübbeli Ahmet Hoca diye bir şey var, bir tip var. Cübbeli Ahmet Hoca, bu gerçekten bir tip, televizyonist. Bunu da çıkarıyorlar, böyle ekran dolaştırıyorlar. Ahmet Mahmut Uslu adı. Şimdi bu ilk demecinde baktı siyasetin rüzgarı o yönde. Hemen ona göre televizyonlara nasıl daha iyi çıkarım bir demeç verdi. Dedi ki bunun dinde de yeri yok, benim de aklım almıyor. Şimdi bu hayret verici ölçüde makul bir şeydi söylediği. Ama hemen çark başladı. Çark ne şimdi? Efendim Müslüman aileler zan altında bırakılıyormuş. Bunları dile getirirken. Bunları dile getirenler de kimlermiş biliyor musunuz? Komünistler ve LGBT'ler. Yani mesela bunu dile getirince hemen damgayı yiyorsunuz. Hatta bu haberi ortaya çıkaran Bir Gün gazetesi muhabiri Timur Soykan, gazeteci arkadaşımız, kendisi dürüst bir gazetecidir. Benim de çok takdir ettiğim daha genç kuşak gazetecilerden Timur Soykan bunu ortaya çıkardı. Sosyal medyada kampanya açtılar Timur Soykan tutuklansın diye. Ben de Timur Soykan'ın yanındayız etiketli
bir sosyal medya hesabına destek verdim. Çok adetim değildir biliyorsunuz. Yani çok sosyal medyacı haber konuları dışında pek ilgilenmem. Ama Timur Soykan'ın yanındayız. Bu tür haberleri yapan, bu tür hani trajedileri, insanlık felaketlerini ortaya çıkaran gazetecilerin yanındayız. Onlarla beraberim. Yani bunu da açıkça söylüyorum. Bu neye yol açıyor biliyor musunuz? Bu utanmazlık. Bu utanmazlık, arlanmazlık. Tabii utanmazlığın ötesine geçen bir şey var. Hala herhangi bir hani Kültür Bakanlığı'nın vakıf aleyhine açtığı soruşturma dışında ne bir gözaltı var, ne bir tutuklama var. Bir şey yok. Cezasızlık var. Adeta övme var. Yani teşvik etme var. Ya tamam, tamam canım, işte bu bizim devrimiz, bu böyle filan var. Ne oluyor biliyor musunuz? İşte böyle zor durumlarda, böyle insanlık trajedilerinde arkadaşlar, herkesin gerçek rengi, gerçek meşrebi ortaya çıkıyor. Herkesin gerçek rengi, gerçek meşrebi ortaya çıkıyor. Meşrebiniz budur arkadaşlar. Hiç labıcımı yok. Gelelim başta söylediğimiz meseleye. Peki soru şuydu değil mi? Hani Erdoğan'ın dış politikası ona seçim kazandırır mı sorusuna ek soru. Acaba Türkiye böyle bir ekonomik krizin içinde olmasaydı ve bir seçime doğru biz gidiyor olmasaydık, acaba o zaman da Erdoğan birdenbire katil Esed dediği Beşar Esad'la görüşmek istediğini, Beşar Esad'ın Türkiye'ye koştuğu koşullara rağmen sen işgalcisin bunu kabul et ya da İdlib'den çık ya da şunu yap bunu yap demesine rağmen ben barışmak istiyorum der miydi? Hiç zannetmiyorum. Hiç zannetmiyorum. Çünkü bunu isteyen Erdoğan'dan kim? Putin. Vladimir Putin, Rusya Cumhurbaşkanı diyor ki arkadaş ben sen ne dersen yapıyorum. Esir takası dedik yaptık. Tahıl anlaşması imzaladık. Yani şunu yaptık bunu yaptık. Sen de bunu yap, beni rahatlat. Suriye'de, Orta Doğu'da, Amerika'ya karşı. Beni rahatlat. Şu Beşar Esad'la bir barış bakalım. Beşar Esad da naza çekiyor kendini. Diyor ki işte sen de şunu yap, sen de bunu yap, sen bana şunu dedin, bunu dedin. Biz hala aman barışalım diyoruz. Çünkü Putin, çünkü doğalgaz borçları var. Çünkü efendim tahıl anlaşmaları var. Çünkü şu var, çünkü bu var. Şimdi sorulara devam ediyoruz. Yani Suudi Arabistan var. Mesela Suudi Arabistan neydi bizim gözümüzde? Bu Cemal Kaşıkçı, gazeteci. İstanbul'daki başkonsolosluk binasında adamı öyle bir öldürdüler ki izi kalmadı. Hala cansız bedenine ulaşılamıyor. Nasıl parçaladılar, yok ettilerse, nasıl büyük bir vahşetle yok ettilerse ulaşılamıyor. Ve Erdoğan da bunu dedi ki bütün dünyaya teşhir etti. Çok doğruydu yaptığı o zaman. Bütün dünyaya teşhir etti. Bunun sorumlusu da dedi Suudi Arabistan'ın o veliaht prensesi Muhammed bin Selman'dır dedi. Hatta o kadar dedi ki işte MİT Başkanı Hakan Fidan gitti Amerika'da bunu anlattı Amerikalı yetkililere. Onlar da onun üzerine Joe Biden iktidara gelir gelmez dedi ki Amerikan Başkanı evet Muhammed bin Selman'dır dedi bunun sorumlusu, bu cinayetin sorumlusu dedi. Sonra bir şeyler değişti. Rusya-Ukrayna savaşı çıktı. Petrol mevzu, enerji mevzu, tahıl mevzu, o mevzu, bu mevzu. Sonra ne oldu? Birdenbire biz dosyayı aldık, cinayet dosyasını Suudi Arabistan'a verdik. Yani katil dediğimiz kişinin eline al bunu yargıla dedik. O davayı da hemen düşürdüler zaten. Şimdi Joe Biden da utanmazca, gayet utanç verici bir şekilde kendi o da dosyayı kapattı. Tamam. Yani sen sağ ben selamet. Ha bunun karşılığında ne oldu? Karşılığı mı değil mi bilmiyorum ama Suudi Arabistan 10 milyar dolar 5 artı 5 olarak 10 milyar dolar Türkiye'ye verdi. Nasıl verdi? Merkez Bankası'nda hesap açtırarak verdi. Bu para veriş şekli şey değil, hani kayıtlı 10 milyar dolar, kayıtsız değil. Ve bu swap denilen takas anlaşmalarından da daha karlı bir anlaşma. Yani sizde para, çünkü swap anlaşmasında belli koşullar var. Sen bu parayı şöyle harcayacaksın, böyle harcayacaksın. İşte diyelim Güney Kore ile yapılan anlaşmada ya da Çin'le yapılan anlaşmada işte ben yuan, onların para birimi hesabı açtıracağım. Sen de Türk Lirası hesabı açtıracağım. Bunların nasıl karar kullanılacağına karar vereceğiz. Halbuki Merkez Bankası'nda doğrudan hesap açtırınca herhangi bir yaptırma, istediğin gibi kullan. İster dövizi baskılamada kullan, ister bol keseden işte şunu yapacağım, bunu yapacağım de oralara kullan, hesap soran yok. Ama ne var biliyor musunuz?
Suudi Arabistan kafası kızdığı zaman o parayı çeker sizden yine. Kafası kızdığı zaman. Demek ki o para orada dursun istiyorsanız Suudi Arabistan'ın kafasını kızdırmamayı peşinen garantilemiş bulunuyorsunuz. Böyle bir durum var. Birleşik Arap Emirlikleri aynı şekilde 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında idi. Birden gittik kucaklaştık. Orada da bir Muhammed Bin Zeyd var. Şu anda devlet başkanı. Onunla şey yaptık. Hadi bakalım 10 milyardı oradan kredi şeklinde. Aynı miktarı İsrail'e de verdiler. Suudi Arabistan aynı miktarı Mısır'a da verdi. Ha geldik Mısır'a, İsrail'e değil mi? Yani Mısır'dan para beklentimiz olabilir mi? Hayır. Ama hatırlayalım, Türkiye Ermenistan'la ve İsrail'le ilişkilerini geliştirmeye karar verdiğinde Biden'dan bir aferin mesajı gelmişti. Ben öyle yorumluyorum, o aferin dememişti. Ama Türkiye'nin, efendime söyleyeyim, komşularıyla iyi ilişkilerini çok destekliyoruz mesajı gelmişti. Hani İsrail'den de Türkiye doğrudan para almaz ama İsrail'le ilişkiler özellikle de şimdi Benjamin Netanyahu döneminde gelişmeye devam ederse bu Batı Avrupa'dan ve Kuzey Amerika'dan yani Amerika ve Kanada'dan İsrail lobisine destek olan yatırımcılardan yatırım gelmesi demek. Burada mesele ne biliyor musunuz? Erdoğan'ın ve Adalet Kalkınma Partisi'nin merak ettiği mesele. Seçimden önce gelecek mi bu paralar, bu yatırımlar? Bakın bir rakam vardı. Bugün basında var, bulabilirsiniz. Son yıl Türkiye'ye gelen yatırımların %86'sı ne biliyor musunuz dışarıdan gelen? Gayrimenkul yatırımı. Bina alıyorlar, arsa alıyorlar. Yani üretime yönelik hiçbir şey yok. Ha üretime yönelik nasıl geliyor biliyor musunuz? Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan geliyorlar burada. Ucuz, Türk parasının değeri düştüğü için ucuz fabrika kapatıyorlar arkadaşlar. Türkiye'nin fabrikalarını satın alıyorlar. Bu kadar. Şimdi burada sorumuzu tekrarlıyoruz. Tekrarlamaya artık şeyiz. Yani tekrarlayacak durumdayız. Acaba seçime doğru gitmiyorsak ve Erdoğan seçime doğru giderken seçmeni hoş tutacak, ona şirinlik yapacak ekonomik çıkışları başka yolunu bulsa bu dış politika manevralarına gider miydi? Tekrar işte siyasette küslük olmaz diye Beşar Esad'la her şeye rağmen görüşmek ister miydi? Mesela Suudi Arabistan'la o dosyayı, cinayet dosyasını iade edip hadi siz bakın falan deyip ondan sonra kucaklaşır mıydı? Hiç zannetmiyorum. Hiç zannetmiyorum. Dolayısıyla bugün de hani birkaç gündür seçime doğru atmosferi tanımlamaya çalışıyoruz. Daha önce meclis aritmetiğini tartıştık değil mi? Benzeri şeyleri tartıştık. Şimdi de bunun dış politikayla bağlantılı ekonomi politiğini biraz sizlerle tartıştık. Ama meclisin gündeminde dediğim gibi bambaşka konular var. Utanç verici konular var. Bir de tabii gözler bu asgari ücret komisyonunun artık hiçbir anlamı kalmamış neredeyse komisyonunun çalışmalarında. Emeklilikte yaşa takılanların şimdi emeklilikte evraka takıldığı meselesi var. Çünkü 99'dan önceki evrakları bulamıyoruz falan diyor bakanlık. Nasıl bakanlıksa nasıl bulamıyorsa onu da bilmiyoruz. Ama durmadan bir erteleme var. İşte Aralık'taydı ocağı. Şimdi mesela bu başörtüsü, türban yasası, anayasa teklifi verildi. Özlem Zengin onu da açıkladı grup başkan vekili olarak. O da Şubat'ta gündeme gelecekmiş. Durmadan bir erteleme var. Çünkü kendisinden emin değil hükümet. Neyi? Mecliste artık istediği yasa değişikliklerini, anayasa değişikliklerini istediği gibi geçirememe sıkıntısı var. Ve seçime giderken oluyor bütün bunlar. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla.